etmiyor. Ben gençlerin geleceğini düşünüyorum. Başka bir şey değil. Evet, maalesef. Kaygım odur. Bir gelecekte görmüyor. Ne olacak istikballeri? Hani? Eviniz kira mı sizin? Kira. Ondan sonra kiralar da arttı son zamanlarda. Artıyor tabii ki. Kiralar da artıyor. Gençler iş bulamıyor. Ben şimdi onları düşünüyorum. Hadi biz gene iyi bir kötü bir gün gördük de gençler hiçbir şey görmedi. Ne olacak sizin haliniz? Zaten sen şimdi inşallah burada kalırsın. Yarın bir gün size de yol görünmez inşallah. Umarım. Çünkü senin şeyine bakıyorlar yani. Sen hangi taraftasın? Bizden misin değil misin? Böyle bir intiba var bu ülkede. Onun için inşallah bunlar düzelir. Yeni bir şey gelir. Yani böyle insanları kucaklayan bir yönetim gelir. Ama kim olursa olsun kendilerinin değişeceğini zannetmiyorum ama inşallah değişirler. Peki şimdi havalar da serinlemeye başladı böyle yavaş yavaş. Doğalgaz zammı da yoldaymış öyle evet. Görünüyor. Diğer başka elektriğe de zam. Zengin amca bulmak lazım. Bize miras bırakacak birini bulmak lazım. Yakmayacağız ne yapalım o. Baş edemeyiz ki. Yani herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Bizde de şimdi var desek yarın deriz. Aldığımız maaşla geçiniyoruz. İnşallah dedikleri gibi zam yapacakmış ama gelecek sene değil o bir sene. Sağ kalırsak. Peki çok iç açıcı durum değil tabii ülkenin durumu. Yani işte ne yapalım dua edeceğiz. Başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah iyi olur. Çünkü yöneticiler de bak üstümde de şey geldi para gelecek. Demin onun pantolonuna geldi şimdi. Ben şans sizden yana evet. Bugün galiba. Yani inşallah iyi olur ama bizim yaşımızdakilerin yönetimcilerinden ben pek bir şey değilim. Yani bütün dünyayı yaşlılar değil gençler yönetsin. Gençler daha adil olur. Daha ileriye dönük olur. Bizimki bizim aklımız şimdi var. Biraz sonra unutuyoruz. Hiç değilim. Dolar olmuş 9 lira. Altın yükseliyor. Euro yükseliyor. Vallahi en son 2010'da 2011'de 1 liraydı. 1,5 liraydı. 8 yıldır bir anda 9'a vurdu yani. Ben her gün param değer kaybediyor. Hiçbir şey alamıyorum. Ben bugüne kadar hep orijinal ayakkabı giydim. Şimdi çakma ayakkabıcıdan geldim. Baktım o bile 150 lira, 200 lira. Aldığımız asgari ücret belli 2800. Ben 21 yaşındayım, öğrenciyim. Çift iş yapıyorum. Hafta sonu ve hafta içi çalışıyorum. 2 haftadır okula gidemiyorum. Okulum başladı. Bunun için ekonomiden dolayı gidemiyorum ama başka bir nedeni yok. Kalacak yerim yok. Yurt yok. Evim yok. Yani birinin yanına ev arkadaşı olarak gittim. Bir ev kirası, bir oda benim için 1500 lira. Ben 1500 lirayı çıkarmam için 7 gün çalışıyorum ve 1500 lira da cebime harçlık koyuyorum. Kiralar da son zamanlarda çok fazla arttı. Şimdi faturalara da zam yapılacakmış tekrar. Vallahi yaklaşık bir yıldır ev bakıyorum. Kira 3000-3500 özellikle Beşiktaş'ta 4000-4500 ve artık eve çıkarken bir kira, bir emlak, bir depozito veriyorsun. Ev sahipleri şişiriyor, emlakçılar şişiriyor. Çoğu öğrenci grev yapıyor. Çok kötü durumda. Bugün evlenmeye kalksan evlenemezsin. Öğrenci olmaya kalksan öğrenci olamazsın. Her genç gibi benim de hayalim yurt dışına çıkmak ve çalıştığım süre zarfında sürekli yabancılarla tanışıp bir şekilde yurt dışına kaçmayı, çıkmayı düşünüyorum. Ve yurt dışına çıkmak için benim şu an dil kursuna gitmem lazım. Dil kursuna gidemiyorum. Neden? O da para. Çünkü 7 gün çalışıyorum. Parasını geçtim, vaktim yok. Kendimi yani döndürmem için, çevirmem için, hayatta kalabilmem için çalışmam lazım. Şu an işten geldim. Benim okulum var, dersim var ama ben şu an tekrar işe gidiyorum. Peki o zaman sizce ülkenin yönetimsel olarak bir değişime gitmesi gerekiyor. Yani gençlerimiz bu haldeyken, çünkü gençler sürekli bir yurt dışına kaçma ihtiyacı duyuyorlar. Hani kalıp da bir düzeni değiştirme taraftarı değiller. Kesinlikle artık değişmesi lazım. Mesela 2000'de de 2001'de de kriz vardı. Hani geldi yeni başbakan, biraz durumu topladı. Birkaç yıl, 10 yıl kadar biraz rahat ettik. Şimdi yine birinin değişmesi lazım ki hani yeni bir şeyler olsun. Bizi yıllardır kandırıyorlar. 8-10 yıldır hatta çok kötü durumdayız. Her gün daha kötü duruma gidiyoruz. Yeni birilerinin gelmesi lazım. Kim olduğunu soracak mısın? Soracağım evet. Kim olsun istiyorsunuz? Ben Mansur Yavaş istiyorum. Çok babacan, çok cana yakın geliyor bana. Sonra Ankara'da da yaptıkları belli. Öğrencilere yardım ediyor. Gençlere yardım ediyor. Herkes yardım ediyorum diyor ama bazıları havadan yardım ediyor. Biz dört kardeşiz, üçümüz üniversite okuyoruz ve üçümüz de kredi alıyoruz.
KYK kredisi. Hani burslu kim alıyor çok merak ediyorum. Bu burslu kim alıyor? Hayır, bursta kaç para? 700 lira. 650 pardon. Ne işe yarıyor? 650 lira bir çift ayakkabı zor alıyorsun şu an. Hani telefon alamıyorsun. İnsanlar 700 birim paraya araba alıyor neredeyse. Araba alacaklar yurt dışında yani. Telefonu geçtim. Yurt dışından 3-4 tane müşterim geldi dün. Almanya'dan gelmişler. Hepsinde 18-17 yaşındalar. Hepsinde 12 Pro Max var. Arabanız var mı diyorum. Evet var diyorlar. Bizim hangi Türk gencinin 18 yaşında arabası, evi var? Baban ne iş yapıyor diyorum. Madende çalışıyor diye. Diğerine söylüyorum. İnşaat ustası diyor. Kızların arabası var. Benim babam iyi iş yapsa bile benim yok. Benim arabam yok. Evim yok. Yani böyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Paylaşacak mısın? Paylaşacağım. Tamam. Siz ülkenin ekonomik durumundan hoşnut musunuz? Dolar, euro, altın sürekli artıyor. Yani hoşnut olan var mı acaba? Onu merak ediyorum. Arttıkça da bizim TL'miz değer kaybediyor. Değer kaybettikçe de fakirleşiyoruz. Her gün fakirleşen bir halk nasıl olur da memnun olur bilmiyorum. Peki şimdi tekrar faturalara, doğalgaza, elektriğe zam geleceği söyleniyor. Yani sizin eviniz kira mı? Kiralarda da son zamanlarda çok fazla artış yaşandı. Evimiz kira. Zaten kiralık ev aradık. Bulamadık. Kentsel dönüşüme girecekti. Bizi çıkartmak istediler. Ama bulamadık. Tekrardan aynı evde kalmaya devam ediyoruz. Doğalgaza yeni zamlar geliyor. Bir de neye demiştiniz? Doğalgaz, elektrik. Yani yeni zamlar geliyor. Çünkü yakında maaşlar da zam gelecek. Muhtemelen oradan eşitleyecekler durumu. Umuyoruz ki. Ama böyle bir durum söz konusu olmuyor. Yani insanlar asgari ücretle her şeye zam gelerek. Hayır, söylemedim. Hani asgari ücrete zam gelecek. Zam gelmeden evvel de oradan zam geliyorlar ki o elimize para geçmesin. Yine sıfıra sıfır, elde var sıfır muhabbeti olsun. Yani bu işler böyle oluyor bizim ülkede. Hiçbir zaman insanlar umduğunu bulamıyor. Ama umarım bu düzen değişecek bir gün. Evet. Onun için de halkın, biz insanların üzerine görev düşüyor. Artık olan biteni biz de sadece politikacılara bırakma yerine kendimize gözümüzü açıp görmemiz gerekiyor. Herkes, yani her kesim. Çünkü batsak da beraber batıyoruz, çıksak da beraber çıkıyoruz. Onun için demokrasilerde hükümetler değişir. Değiştirmek gerekiyorsa değiştirmemiz lazım ki gençliğin, bizlerin ve emekli olmuş insanların da önünde bir refah hayatı olsun. Yoksa diğer türlü herkes yurt dışına gidiyor. Ben de yani arayıştayım. Çünkü hani burada iş de bulsan, gündelik iş de bulsan, çalışsan da kurtarmıyor maalesef. Siz anladığım kadarıyla hükümet olarak bir değişimden yanasınız. Ama bir adayınız var mı peki Cumhurbaşkanı olarak? Yani tabii gönlümüzde Ekrem Başkan geçiyor. Ama işte dediğim gibi bu tabii bizim gönlümüzde geçen bir şey değil. Kimi gösterirlerse biz onu destekleyeceğiz. Tabii ki gönlümüz değişimden yana. Çünkü değişim olmazsa demokrasinin bir anlamı olmaz. Demokrasiler böyle ilerler. Doğru. Değişimden yanayız, cumhuriyetimizden yanayız. Her zaman da destekleyeceğiz. Kendisinden neler bekliyorsunuz peki? Kendisinden daha güçlü hamleler bekliyorum. Özellikle bu son dönemde ortaya çıkan yeni dosyalar, yeni yerini yerleştirmeler, TÜGVA olayı falan, Metin Cihan'ın yaydığı. O gibi haberlerde yani İstanbul halkının hakkı teslim edilsin istiyoruz. Sadece bu değildir elbet. Yani ben inanmıyorum sadece bunun olduğuna. Başka şeyler de vardır. Üsttekiler daha iyi biliyorlardır eminim. Yeri geldiği zaman yapacaklardı da. İşleri temizleyeceklerdir. Yani ben bir genç olarak adil yönetimden yanayım. Yani bir CHP'li ailenin çocuğuyum. Başa CHP'li bile geçse torpille bir işe girmekten yana değilim. Hakkım neyse olsun. Benim gibi, evet, benim gibi AK Partili bir ailenin çocuğu da belediyeye başvurduğu zaman liyakatlıysa, görevinde yeterliyse gelsin o koltuğa otursun. Maaşını alsın. Hakkıyla kazansın. Yani ben bundan yanayım. Kendi partimin de başa gelmesini isterken yani gelsin de bana torpil yapsın, benim gibileri kayırsın, işte eski yönetiminin aptal adamları geri planı alsın. Hayır. Kim hak ediyorsa kendi koltuğunda dursun. Ama bundan sonra da gerçekten rengine, hangi partiye ve oy verdiğine bakmaksızın gelsin koltuğuna otursun, işini gücünü yapsın insanlar. Ancak böyle toparlanır bazı şeyler. Diğer türlü güven olmayınca ülke olamıyoruz, birlik olamıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Halk TV'yi seviyoruz. Teşekkür ederim.
zaten. Buyurun alalım, kayıt alalım, konuşun. Yok ya, zor durumdayız. Çok zor durumdayız. Allah yardım etsin. Her şey çok pahalı. Öyle yani. Şimdi yeni zamlar da yoldaymış. Peki bunun için? Allah büyüktür ya. Bir çıkar yol gösterir Mevlam inşallah. Hayırlısı olsun. Rabbim hayırlı. Siz kimi, peki Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Yeni bir Cumhurbaşkanı adayınız? Şu an hiçbir fikrim yok. Allah kim hayırlıysa onu nasip etsin. Hayırlısını versin. Hadi iyi günler. İyi günler. Emekliyim. Yurt dışına çekim yapacağını. Yapalım. Yok yok lütfen. Ben konuşursam çok ağır konuşurum. Gerek yok. Yok. Yok, yayınlarsınız hiç şunu yok. Siz... Benim her konuştuğum cümle çok doludur ya. Bunu değil. Zaten millet artık dolup taşmış. Yani şükür zamanı değil, isyan zamanı. Vatan bizim, millet bizim. Neyin ne? Çoğunluk bizi gezilen. Bir avuç insana istiyorsun. Çoğunluk elimizde be. Sen bu kadar aptal olamaz yani. Yolu yok yani. Şükürcü bir toplumuz. Ben yapacak bir şey yok. Neyzen'in bir dörtlüğünü okuyayım da Allah'a çekim yapma. Okuyun. Bu milletvekiller için yazıyor, hırsızlar için. Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. Kimi hırsız, kimi alçak, kimi de deyyus dediler. Künyeni almak için partiye ettim telefon. Bizdeki kayda göre o şimdi mebus olay bu işte. Hırsızlar bahçesi oldu be, yeter be. İçin için memleketi erittiler be. Vatan gitti ben eminim ya. Çok görüyoruz ya fotoğraf ortada. Nereye gidersen git, asgari ücret senden önde gidiyor. Evet, bu kadar basit yani. Değişimi tekrar... 80 kağıt ya. Ayıp bir şey be, çirkin bir. Terbiyesiz insan işidir bunlar. Değişimi çok tekrar doğal. Yeni zamlar da yolda bu arada. Gelsin gelsin, aman az bursun sırtına. Kiralar... Bir kilo zeytine öyle. Oy veren seçmene ben seçmen demem. O yiyecek darbeyi de olan bizler oluyor. Bir kilo zeytin için oy verilir mi? Bir kilo makarnaya oy verilir mi? İnsan çatlıyor be. Doğru. Aznesinin söylediği cümle çok doğru. Aptalız. Ben de dahil. Durumundan hoşnut musunuz değil misiniz merak ediyoruz. Dolar artıyor, altın sürekli artıyor. Bu durumda asgari ücretle geçim çok zor. Siz neler düşünüyorsunuz? Ekonomik durum yerin dibine batmış. Tamam, asgari ücretle şu anda geçinmek vallahi hayal. Hayal. O ekonomik güzel diyen şahıs, pempe şeyler kuran şahıs gelsin asgari ücret alsın da bir geçinsin. Bakalım nasılmış. Tamam mı? Faturalara da şimdi tekrar zam düşünülüyor yolda. Ya o fatura zaten başa bela. Tamam mı? Her gün zam, her gün zam. Televizyonda görüyoruz her gün zam. Ya şimdi şeye elektriğe %45 istiyorlar. Ya bu millet ne olacak? Sürünecek mi yerlerde? Olmaz öyle bir şey. Biz istemiyoruz bu hükümeti başımızdaki adamı. Şimdi son zamanlarda kiralara da çok fazla artış oldu. Sizin eviniz kira yani mı? Kira değil ama kirada olan arkadaşlarım var. Çok perişanlar. Yani aldıkları asgari ücretin 1500 lirasını kiraya veren arkadaşlarım var. Tamam mı? 800 lirayla, 1300 lirayla elektrik faturası, doğalgaz, efendim telefonu varsa telefon. Aç kalıyor insanlar. Aç kalıyor. Yazık değil mi bu millete? Kendisi orada 88 bin lira maaş alıyor. Yemeğe para yok, içmeye para yok, efendim arabaya para yok, şuna uçağa para yok. Ondan sonra şey yapıyor. Çıkmış mı? Benim halkım iyi, benim halkım güzel. Neresi güzel? Biz de böyle işte vatandaşımızın sorunlarına bunu bu şekilde yayınlayacak mısın? Yayınlayacağız tabii. Yayınlayın. Yayınlayın. Peki sizin bir Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Anladığımız kadarıyla ülkenin var yönetiminden... Benim Cumhurbaşkanı adayım. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bunlardan başkasını da istemiyoruz zaten. İstemiyoruz. Neler bekliyorsunuz kendilerinden? Kendilerinden bir şey beklediğim yok. Kendi şahsıma. Ama halk için bir şeyler yapacaklarını ben biliyorum. Şu lüzumsuz harcamaları kesseler, inan ki bir senede Türkiye ayağa kalkar. Şu hükümetin lüzumsuz harcamaları, hani 10 maaş alan, 5 maaş alanlar var ya, sarayda oturduğu yerden 40-50 bin lira alanlar var ya, onlar gitse, sarayın masrafı bitse, Türkiye bir yılda kendine... Size birkaç soru sormak istiyorum. Yani bu durumda dolar artış gösteriyor. Altın, euro, dolar sürekli bu kadar artıyorken siz durumdan hoşnut musunuz?
Bunu açabilir miyim? Tam bir felaket. Şimdi 2900 bilmem ne kadar asgari ücretle bu insanları inançlarına ve diğer değerlerine nasıl saygılı hale getireceksiniz? Çocuğu varsa dilenecek mi? Çalacak mı? Bunu nasıl görmüyor bu insanımız? Buna hayret ediyoruz. Bir mucize olsa insanlarımı, Türk halkını, Avrupa'yı gezdirir, dolaştırırım. Nasıl yaşandığını, insan haklarının ne olduğunu, eğitimin ne olduğunu gözleriyle görürse ancak bu palavralara, yalanlara inanmazlar, kanmazlar. Yani insanımız bilinçsiz. Bilinçsiz. Yani ne yazık ki öyle. Şimdi bu çocuklar mühendislik okuyor, bilmem ne okuyor, sosyal bilgiler okuyor ama doğruyu eğriyi ölçemiyor, eleştiremiyor. İş bulsa bile 3000 lira maaşla çalışacak. Bir aldığımız bir file içinde şey koyuyoruz, peynir, zeytin bilmem ne. Ama asla 3 nüfuslu, 4 nüfuslu ailelere yetmiyor. Diğer yandan çocuklarınızın sayısını artırın diyeceksiniz Cumhurbaşkanı. Ama bu ne biçim pehriz, ne biçim lahana turşusu? Nasıl geçinecek bu insanlar? Mümkün değil, patlayacak bir yerden. Bir yerden patlayacak. Ne zaman, nasıl olur? Onu bekliyoruz, göreceğiz ama bunca sokağa baktığımızda arabaların markasına bir de semt pazarlarına gittiğimiz zaman aradaki uçurumu göreceğiz. Evet, zaten çok uçlardayız şu anda. Ya fakir çok fakir, zengin çok zengin. Hani o ortadaki kitleden şu an hiçbir şekilde haber alınamıyor. Böyle bir durumdayız. Siz az önce söylediniz ki eğer mümkün olsaydı ben insanları gezdirirdim, yurt dışında bir vizyon kazandırırdım, bir eğitim nasıl olurmuş, ekonomi nasıl olurmuş gösteririm demek istediniz. Siz okuyarak, araştırarak mı bunları, vizyonunuzu geliştiriyorsunuz yoksa yurt dışına mı çıktınız? Kesinlikle tabii okuyarak. Ben Türkiye'de 30 yıl dergi çıkardım. Petrol ve biz ve ekonominin nasıl işlemediğine dair gerçekleri biliyorum. Şimdi Almanya'dayım. Oradakileriyle buradaki yaşamı kıyaslayabiliyorum. Kesinlikle bizim inançlarımızı sömürüyorlar. Dua ile karnımızı doyuramayacağız. En önemlisi eğitim. Bu eğitimi köylere, kentlere taşıyamıyoruz. Ve görüyoruz ki parası olanların eğitimini, daha doğrusu diplomasını alıyor ama üretime ne katkısı oluyor? Bize göre üretime tabii ki bir katkısı olabiliyor ama çok zayıf. 1999 yılında bir deprem yaşadı. Tabii ki ben de buradaydım. Bu inşaat demirlerinin tırtılları yoktu. Tırtılı yoktu. Mühendisliğimizin halini görün diyoruz. Ondan sonra hamur gibi bu evler yıkıldı gitti. Daha yeni yeni bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Okullarımızda eğitimin çok daha kaliteli olmasını diliyoruz. 500 üniversite var. Ama lise düzeyinde üniversite istemiyoruz. Hakikaten eğitime, bilime katkısı olacak bir şeyler istiyoruz. Peki bunun için neler yapılabilir? Bunun için tabii ki
Evvela ilkokuldan başlayarak eğitimi yükseltmeliyiz. Yabancı dili konuşabilir hale getirmeliyiz. Ve yurt dışında okuyan gençlerimizi maddi imkanlar ve daha çok insanımızı oraya göndermeliyiz. Peki tüm bunlar böyle ülkenin yönetimi değişirse mi mümkün olacak sizce? Böyle mi demek istiyorsunuz? 20 yıldır gördük ki bir şey değişmiyor. 20 yıldır yalan dinliyoruz. İnşallah maşallah dinliyoruz. Nasıl değişecek? Mühendis de değişeceğiz. Daha çok katkı sağlanılması gerekir. Kasabalardaki okullarda yeterli eğitim yok. Ve üniversiteler çok verimsiz. Her vilayete bir havaalanı açarak kalkınmış sayılmıyoruz. Peki sizin bir cumhurbaşkanı adayınız var mı? Cumhurbaşkanı daha çok aday diyelim tabii ki İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu daha ayakları yere basan, işini iyi takip eden, gerçekçi olaylara el atan, çözüm üreten bir insan. Ve onunla birlikte bir meclisi demokrasinin işlemesi gerekiyor. Bir kişi değil yani, bir kişiyle değil asla olmamalı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Kolay gelsin. Evet. Şimdi siz gençler olarak ülkenin ekonomik durumundan hoşnut musunuz? Sürekli altın, euro, dolar artıyor. Bizde zaten dolar yok, o yüzden bizi ilgilendirmiyor diyorlar ama sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Bir şekilde de bizi ilgilendiren durumlar. Çünkü sadece bununla sınırlı kalmıyor. O yüzden ben de sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Ben öğrenciyim. Gideceğim şimdi şuradan atıyorum 25 lira yemek yiyeceğim. Aldığım para zaten belli. Herkes için geçerli burada. Yani cebime kalan bir şey yok. Yani kahve içmeye atıyorum. Gitmek istesem gidemiyorum. Hadi gittim. Sonra param bitiyor. Zaten yurt dışı falan artık hikaye hepimiz için. Öyle değil mi? Öyle. O kadar yani. Diyecek çok bir şey kalmadı aslında. Çünkü herkes bunu kabullenmiş bir durumda yani. Dolar 9 liraya çıkmış. Daha yeni çıktı. Kimsenin aslında eskisi gibi ses çıkardığı yok. Önceden 1.30'dan 1.40'a fırladığı zaman herkes şahlanıyordu. Susturuluyor muyuz o zaman? Bence evet. Yani artık medyanın da şeyi, yani herkes alıştı. Yani medyada konuşuyorlar. Dolar 9'a çıktı olabilir. Twitter'da artık herkes bakıyor. Yine tık yok. Çünkü bir aslında bıkmışlık mı söz konusu? Bakıyorlar biz artık bir şey değiştiremiyoruz demek ki. O yüzden bir şey için çabalamamıza gerek yok. Veya bugün benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar bir korku içerisinde. Yani konuşursam bunun bana sonuçları nasıl olacak korkusu içerisinde. Belki de bunlardan mı sebep? Yani her şeyin sebebi var da yani sonuç olarak ya bilmiyorum. Yani korkudan ziyade bana kalırsa biraz daha alışılmışlık var yani her şeye o kadar alışık ki her olayda hiçbir şekilde ses çıkartmıyoruz yani. Hani önceden Onur'un dediği gibi bir gösteri oluyordu, bir şeyler oluyordu, bir şeyler yapmaya çalışıyorduk en azından. Ama artık yani alıştık. Her şey olabilir, her şey oluyor. İşte bir şey demiyoruz yani. Ama bir şekilde de bu düzenin değişmeye ihtiyacı var artık belli ki. Her şey yani gitgide artmaya başladı çünkü. O zaman sizin bir cumhurbaşkanı adayınız var mı? Ülkenin değişmesine yönelik herhangi istediğiniz bir şey var mı? Yani eğer şu an seçim olursa oy kullanacağım ilk defa. Aklımda bir seçmen yok. Mansur Yavaş aday olmayacağını söylüyor. Eğer aday olursa onun dışında başka birisine oy vermeyi düşünmüyorum. Neden ona oy vermek istiyorsunuz peki? Yani yaptıklarını beğeniyorum açıkçası. Siyasi düşüncesini beğeniyorum. Ankara'ya geçtikten sonra yapılan yani vaat ettikleri şeyleri daha çok yaptığını görüyoruz, gördük. Onun için ben de Mansur Yavaş çıkarsa Mansur Yavaş oy vereceğim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Evet. Şimdi siz gençler olarak
ülkenin ekonomik durumundan hoşnut musunuz? Sürekli altın, euro, dolar artıyor. Bizde zaten dolar yok, o yüzden bizi ilgilendirmiyor diyorlar ama sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Bir şekilde de bizi ilgilendiren durumlar. Çünkü sadece bununla sınırlı kalmıyor. O yüzden ben de sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Ben öğrenciyim. Gideceğim şimdi şuradan atıyorum 25 liraya yemek yiyeceğim. Aldığım para zaten belli. Herkes için geçerli burada. Yani cebime kalan bir şey yok. Yani kahve içmeye atıyorum. Gitmek istesem gidemiyorum. Hadi gittim. Sonra param bitiyor. Zaten yurt dışı falan artık hikaye hepimiz için. Öyle değil mi? Öyle. O kadar yani. Diyecek çok bir şey kalmadı aslında. Çünkü herkes bunu kabullenmiş bir durumda yani. Dolar 9 liraya çıkmış. Daha yeni çıktı. Kimsenin aslında eskisi gibi ses çıkardığı yok. Önceden 1.30'dan 1.40'a fırladığı zaman herkes şahlanıyordu. Susturuluyor muyuz o zaman? Bence evet. Yani artık medyanın da şeyi, yani herkes alıştı. Yani medyada konuşuyorlar. Dolar 9'a çıktı olabilir. Twitter'da artık herkes bakıyor. Yine tık yok. Çünkü bir aslında bıkmışlık mı söz konusu? Bakıyorlar biz artık bir şey değiştiremiyoruz demek ki. O yüzden bir şey için çabalamamıza gerek yok. Veya bugün benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar bir korku içerisinde. Yani konuşursam bunun bana sonuçları nasıl olacak korkusu içerisinde. Belki de bunlardan mı sebep? Yani her şeyin sebebi var da yani sonuç olarak ya bilmiyorum. Yani korkudan ziyade bana kalırsa biraz daha alışılmışlık var yani her şeye o kadar alışık ki her olayda hiçbir şekilde ses çıkartmıyoruz yani. Hani önceden Onur'un dediği gibi bir gösteri oluyordu, bir şeyler oluyordu, bir şeyler yapmaya çalışıyorduk en azından. Ama artık yani alıştık. Her şey olabilir, her şey oluyor. İşte bir şey demiyoruz yani. Ama bir şekilde de bu düzenin değişmeye ihtiyacı var artık belli ki. Her şey yani gitgide artmaya başladı çünkü. O zaman sizin bir cumhurbaşkanı adayınız var mı? Ülkenin değişmesine yönelik herhangi istediğiniz bir şey var mı? Yani eğer şu an seçim olursa oy kullanacağım ilk defa. Aklımda bir seçmen yok. Mansur Yavaş aday olmayacağını söylüyor. Eğer aday olursa onun dışında başka birisine oy vermeyi düşünmüyorum. Neden ona oy vermek istiyorsunuz peki? Yani yaptıklarını beğeniyorum açıkçası. Siyasi düşüncesini beğeniyorum. Ankara'ya geçtikten sonra yapılan yani gözleri vaat ettikleri şeyleri daha çok yaptığını görüyoruz, gördük. Onun için ben de Mansur Yavaş çıkarsa Mansur Yavaş'a oy vereceğim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Şimdi, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili hoşnut olmadığınız durumlar var mı? Sürekli dolar artış gösteriyor, altın, euro artış gösteriyor, kiralar keza öyle. Yok. Her şey iyi. Her şey iyi. İyi. Siz kirada mı oturuyorsunuz peki? Efendim? Kirada mı oturuyorsunuz? Hayır. Kendi eviniz? Kendi yerim. Çok adalı bir yerim var. Yalnız yaşıyorum. Peki faturalara da bir zam geleceği söyleniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Faturalar. He. Doğalgaz, elektrik. Gelebilir. Gelebilir. Hiçbir problem teşkil etmiyor mu sizin için bu? Yok. Gelebilir. Zam da gelir. Aşağıda yine yukarıda çıkar. Yani sizin bir yaşam sıkıntınız yok anladığım kadarıyla. Tabii canım. Ama bu ülkede sadece siz yaşamıyorsunuz. Anlıyorum. Şimdi ben hasen. O fark etmez ki. Neden fark etmez? Mesela zam geldi. Tamam. Türk milleti böyle. Hani kuzu gibi insan ne tarafa gidiyorsa öyle gidiyor. Zam tamam zam. Yok yok var o var. Peki her şeye böyle boyun mu eğeceğiz? Boyun eğmeyeceğiz de. Her şeyi böyle kabullenmemiz mi gerekiyor? Kabul ediyor. Boyun eğmek diye bir şey değil. Kabul edeceğiz. Zam geldi mesela. Öyle ya. Bak ben kaç parayla geldim ben İstanbul'da? 50 milyon diyorduk. 50 kuruşta geldim. 50 milyon geldik. Zam geliyor mesela. Hayır, sen bu otobüsün milletini zam bana bunu yapamazsın diyemiyorsun ki. Türkiye güzel bir yer. Uyuyacağız. Adam zorlasının gırtlarına şey yapmıyor yani. Evet zam geliyor, zam gelecek. Peki, bunu teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili size de kolay gelsin. Tutuklatmayın mı? Anlamadım sizi. Tutuklatmayın beni de diyorum. Yok, şöyle. Şimdi sürekli son zamanlarda ekonomik olarak kiralarda, işte dolarda, altında bir artış söz konusu. O yüzden sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yaşam bu kadar zorken siz ne düşünüyorsunuz? Sadece
dolarda artış yok ki. Kiralar, vergiler, her şey bir almış başını gidiyor. Yani sıfır borçtan giderken bir anda dehşet bir borca girdik. Tabii pandeminin de tesiri var. Ama durum çok ortada. Şimdi tekrar faturalara da bir zam geleceği söyleniyor. O yüzden Muhakkak. Dolar arttığımız zaten her şey artıyor. Muhakkak gelir bir yerlere bir şeyler. Peki bu ülkenin bu düzeninin herhangi bir değişime uğrayacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Tabii ki düşünüyorum. Çok kısa zamanda hem de. Yani erken seçimle mi olabilir diyorsunuz? Yani çok yakın zamanda nasıl mümkün olabilir? Erken seçimle olur tabii. Sizin bir cumhurbaşkanı adayınız var mı peki? Tabii ki var. Kim, öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Meral Akşener. Kendisinden neler bekliyorsunuz peki yönetimsel olarak? Kendisinden bir şey beklemeye gerek yok. Zaten yapacaklarını, yapmak istediklerini açık net ortaya koyuyor Sayın Genel Başkan. Bugünkü yapılanların hiçbirini yapmayacağını düşünüyorum. Beklediğim de o. Peki, umuyoruz ki ülkenin her anlamda daha da iyi gideceğini. Sizler de öyle umuyorsunuz. Umuyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.